Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 10. sınıf konuları anlatmaya devam ediyoruz. 10. sınıf konularımızdan iç kuvvetleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bu konu aynı zamanda TYT ve AYT konusudur. Dolayısıyla TYT ve AYT'ye girecek öğrenci arkadaşlarımız da bu konuya iyi baksınlar, öğrensinler arkadaşlar. Bir tane soru gelme ihtimalinin yüksek olduğu bir konu başlığı iç kuvvetler. Evet, bakalım şöyle konuya bir arkadaşlar neler varmış. Öncelikle iç kuvvet nedir? İç kuvveti bir ifade edelim. Kaynağını yerin içinden alan, mantodan alan kuvvetler iç kuvvet diyoruz. Yani bunlar nelerdir arkadaşlar? Az sonra gelecek. Dünyanın oluşumu ile ilgili daha önce bir videomuz var. Orada anlatmıştık size yapısını arkadaşlar. Çekirdek, iç çekirdek, dış çekirdek, daha sonra manto ve litosfer, yer kabı olmak üzere 3 katmandan oluşuyordu. Bu dünyada meydana gelen iç kuvvetlerde kaynağını mantodan alıyor. Hani size şöyle izah etmiştik. Bir kazanın kaynaması, kapağı oynatması durumu söz konusuydu. Mantodaki konveksiyonel akımlar vardı. Dolayısıyla bu konveksiyonel akımlarda dünyadaki iç kuvvetlerin, yani depremin, volkanik faaliyetlerin ve diğerlerinin meydana gelmesinde etkiliydi arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim. İç kuvvetlerin oluşumu sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere de tektonik hareket diyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Yani biz ne yapmıştık size daha önce? Bu dünyanın yer yapısı ile ilgili bilgi vermiştik. Manto burası. Dünyadaki karalar mantoda, geminin suda yüzdüğü gibi, denizde yüzdüğü gibi yüzer halde. Dolayısıyla hani geminin üzerine yük bindirdiğinizde geminin gövdesinin suya batması, yükselmesi gibi düşünün veya sallanması gibi düşünün. Karalar da bu şekilde. Dolayısıyla deprem, volkanik faaliyet ve diğer iç kuvvet faaliyetleri bu şekilde, bundan dolayı meydana geliyor. Peki devam edelim. Şimdi iç kuvvetler dediğimizde 4 farklı iç kuvvet varmış, olay varmış. Birisi epirojenez, diğeri orojenez, diğeri deprem ve volkanizma. 4 tane farklı iç kuvvet olayı var. Epirojenez, orojenez, deprem, volkanizma. Epirojenez kıta oluşumu demek arkadaşlar. Orojenez dağ oluşumu demek. Depremi biliyoruz, seizma değil ismiyle. Volkanizma da volkanik faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlara tek tek bir bakalım isterseniz. Önemli olan şeyler nelermiş bir görelim. Evet, ilk bakmamız gereken epirojenez, bakacağımız konu başlığı burada. Epirojenez, az önce şöyle ifade etmiştim. Gemi gibi düşünün. Geminin sudaki durumunu düşünün. Geminin içerisine, üzerine yükü bindirdiğimizde gövde suya batar. Yükü alırsak gövde ne yapar? Yukarı doğru çıkar. Kıtalar da bu şekilde. Eğer kara parçaları üzerinde, şöyle kalemde kullanalım. Kara parçaları üzerinde buzlanma olur, buz kütlesi olur, ağırlık olursa kara çöker. Dolayısıyla deniz ne yapar? Karaya doğru ilerler. Ama ters olursa buz erir, aşınır, hafiflerse kara yükselir. Bu sefer de deniz geriye doğru gider. Bu tahterevalli örneğinde olduğu gibi arkadaşlar. Tahterevalli de bir tarafa bindiğiniz zaman ağırsa, diğer taraf hafifse yükselir. Dolayısıyla burada denge yoksa bir taraf yüksekte, bir taraf alçakta kalacaktır. Buradaki epirojenez olayı da böyle. Yani bir tarafa tortulanma olur, çöker veya bir tarafta hafiflenme olur, yükselir, deniz geri gider. Çökerse denizler gelir. Şimdi bunlara tekrar detaylı devam edelim. Birincisi olayın şu arkadaşlar. Şöyle ifade edelim. Birincisi kara ne yapıyor? Alçalıyor. Neden alçalır? Ya buzlanma olur karada ya tortulanma olur. Yani yük biner üzerine. Tortulanma dediğimiz taş, toprak falan filan, bunlar ağırlık yapar. Dolayısıyla kara ne yapar? Çöker. Kara çöktüğü zaman deniz karaya doğru ilerler ve dolayısıyla kara oranı azalır, deniz oranı artar demektir bu. Bu olaya, denizin karaya doğru gelmesi, denizin karayı basması olayına transgresyon ismini veriyoruz. Transgresyon neymiş? Deniz ilerlemesi diğer ismiyle. Bunun tersi şöyle, kara üzerindeki yük hafiflerse, yani aşınma olur. Kara hafifler veya buz kütleleri erir, buz dağları, kara hafifler, terazi kefesi gibi düşünün. Dolayısıyla kara yükselir. Kara yükselirse deniz ne yapar? Geri doğru gider.
Dolayısıyla bu olaya da biz regresyon, deniz çekilmesi, gerilemesi olarak ifade ediyoruz. Bu dünyada şu anda günümüzde örneğin Hollanda'nın olduğu bölgelerde, İskandinavya'nın olduğu bölgelerde var arkadaşlar. İskandinavya'da buzulların erimesi, hafiflemesi, yükselmeye, Hollanda çevresinde tortulanmalar da çökmeye neden oluyor. Örneğin Türkiye'de Çukurova'da çökmeler, Akdeniz Tapınağı'nda çökmeler var. Çünkü tortulanma var sürekli çevreden. Anadolu'da yükselme var hafiflediği için. Bu şekilde ifade edebiliriz. Yani bu kıta oluşumu, toplam karanın yükselmesi veya alçalması olayı diyoruz. Deniz ilerlemesi, transgresyon, deniz gerilemesi ise regresyon. Buna da dikkat edelim. Evet, örnek istersek, örnek de dediğim gibi İskandinavya'da yükselme, Hollanda çevresinde alçalma, Çukurova, Akdeniz'de alçalma, Anadolu'da yükselme gibi hareketler söz konusu. Evet, ikincisine bakalım. İkincisi orojenez, dağ oluşumu arkadaşlar. Şimdi burada da şuna dikkat edeceğiz. İki şekilde dağ oluşumu gerçekleşiyor. Yani levhalar hareket halindeyken levhaların birbirine doğru yaklaşması neyi meydana getiriyor? Sıra dağları meydana getiriyor. Kıvrım dağları meydana getiriyor. Dolayısıyla burada yapının da ne olması lazım? Esnek olması lazım. Veya deniz tabanına birikmiştir malzeme. Biriken malzeme yanlardan baskı olduğunda ne yapıyor? Yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla bu şekilde kıvrım dağlar meydana geliyor. Şu yan tarafta da bir video var bakın. Burada kağıt örneğinde olduğu gibi yanlardan baskı olduğunda malzeme hafif ise burası ne yapıyor? Kıvrılarak yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla ne meydana gelmiş oluyor böylece? Kıvrım dağlar meydana gelmiş oluyor. Yani baskı, yanlardan baskı var. Malzeme yapı esnek olduğu için kıvrılarak yükseliyor ve kıvrım dağları meydana getiriyor bu şekilde. Ya yani şurada da hemen izah edelim. Yanlardan baskı var ve yanlardan baskı olduğunda kıvrılıyor. Bir kısmı yüksekte, bir kısmı alçakta kalıyor. Alçakta kalan yerin ismi senklinal, yüksekte kalan yerlere antiklinal. Yani şunlar dağlar oluyor arkadaşlar. Yüksek dağlar oluyor. Burası senklinal, burası ise nedir? Antiklinal olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek yerler anti, yüksek yer antiklinal, alçak yerlerde senklinal. Evet, kıvrım dağlar bu şekilde oluşuyor. Dünyada örneği çok fazla. Hemen onlara da bir bakalım. Kıvrım dağ bu şekilde esnek yapıların yan baskılarla kıvrılıp yükselmesi. Dünyada hemen baktığımız arkadaşlar, Türkiye'nin olduğu yer neresi? İşte şu kısım İran. Burası Alp Himalaya kıvrımları. Dolayısıyla bakın burada ne olmuş? Arap Hindistan levhası ile Avrasya levhası kuzey-güney yönünde baskı kurmuş ve bu arada kalan malzemeler kıvrılarak Himalaya dağlarını meydana getirmiş. Bu şekilde oluşmuş. Toros dağları, Alp dağları, Kuzey Anadolu dağları, Ant dağları, Kayalık dağlar bu şekilde oluşmuş. Yani bu dağın bu şekilde uzanması da doğu batı yönlü levhaların kuzey güney yönünde baskı yapmasıyla alakalı. Devam ettim. Dünyadaki bu kıvrım dağlara baktığımız zaman arkadaşlar, burası örneğin Kayalık dağlar, burası Ant dağları, burası Alp Himalaya kıvrım sistemi. Yok, Türkiye'deki Toroslar, Kuzey Anadolu dağları, Avrupa'daki Alpler, İran'da Zagros ve diğerleri, Karanlık dağlar devam ediyor. Himalayalar, burası kıvrım sistemi, Alp kıvrımları. Ve bu diğer bazı kıvrım alanlar var. Mesela Skandinavya kıvrımları, Apalaş kıvrımları. Bunlar da Kaledonyen ve Hersinyan kıvrımları olarak ifade edilir arkadaşlar. Dünyadaki kıvrım dağlar. Özellikle sizin karşınıza çok gelecek yerler. Şu koyu renkler, yani Alp kıvrımlarını bilelim. Bu şekilde. Bunlar genç kıvrım alanlardır aynı zamanda. Alpler ve deprem alanıdır arkadaşlar. Evet, dünyada da bu şekilde oluşumu gerçekleşmiş. Devam ediyoruz. Şimdi yapı sert olursa, yani şöyle düşünün, sıkıştırdığınızda, baskı kurduğunuzda bir yapıya nedir? Serttir. Örneğin kaleme baskı kurarsanız, kalem bu sert. Yani kıvrılma durumu zor, kırılır. Dolayısıyla yapılar sert olursa, yanlardan baskı uygulandığında arkadaşlar, bu baskılar ne yapıyor? Kırılmasına, bir kısmının çökmesine, bir kısmının da yükselmesine neden oluyor. Alçalan yere graben ismini, yüksek yerlere Horst ismini veriyoruz. Horst Graben, yani kırıklı dağ oluşum böyle gerçekleşiyor. Ve kırıklı dağların olduğu yerlerde ne var? Faylar var. Fay varsa ne vardır? Deprem vardır. Dolayısıyla deprem alanları
ile kırık fay hatları aynı yerler zaten. Kırıklı dağların olduğu yerler deprem alanı diyebiliriz aynı zamanda ve sıcak su kaynaklarının olduğu yerlerdir. Türkiye'de Ege kıyıları, Ege'deki Kaz Dağları, Matra, Yuntboz, Aydın, Menteşe bunlar kırılma ile meydana gelmiş. Toroslar kıvrım. Kuzey Anadolu, Karadeniz'dekiler kıvrım. Bunu bu şekilde bileceğiz, tamam mı arkadaşlar? Evet. Kırıklılar da bu şekilde. Alçak yere graben, yüksek yere horst diyoruz. Fay hatları varmış. Deprem oluyormuş aynı zamanda burada. Dikkat ediyoruz. Sıcak su kaynaklarının olduğu yerlerdir aynı zamanda. Evet, üçüncü iç kuvvet volkanizma. Volkanizma da arkadaşlar mantodaki bahsettiğimiz lavların kırık yerlerden levha sınırlarından yukarı doğru çıkması ve bu faaliyetin ortaya çıkmasıyla karşımıza çıkıyor. Yani lavlar çıkıyor. Önce gaz, sonra toz partikülleri, daha sonra da lavlar çıkarak volkanik faaliyet meydana geliyor resimde gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada bazı terimler var, onları öğrenelim. Şu mantodan lavın çıktığı yer bacadır. Baca, şöyle kalemi kullanalım yine. Şu kısım, şuna tamamına birden buna koni ismini veriyoruz. Koni burası arkadaşlar. Volkan konisi. Ne çıkıyor? Toz çıkıyor, gaz çıkıyor, kül çıkıyor. Lapilli dediğimiz böyle volkan bombası olarak ifade edilen büyük iri taşlar çıkıyor. Ağız kısmına şuraya krater ismini veriyoruz. Çukurluk. Kaldera da burada çökme meydana gelirse buna çökmeye de kaldera ismini veriyoruz. Yan taraflarda yazıyor. Krater ağız kısmıymış. Çökme ile oluşan bu alan kratermiş. Mağarada gaz çıkışı olur. Lav çıkışı olmaz bakın. Dolayısıyla şurada mesela ne var? Lav gitmedi bakın. Sadece gaz patlamasıyla oluşan çukurluk mağara olarak ifade edilir. Bunlar da terimler karşınıza çıkacak. Yine levha sınırlarında kırık alanlarda oluyor. Hem okyanusların tabanında olur hem de karada olur volkanizma. Onu da unutmayalım. Yani denizin tabanında da volkanik faaliyetler devam eder. Tamam? Vardır yani. Var. Sürekli devam ediyor. Evet, mağaranın ne olduğunu öğrendik. Volkan bombası, krater, kaldera, volkan konisi, lav çıkan malzeme, kırmızı o akışkan olan lavdır arkadaşlar, mağma. Evet, burada bir de derinlik volkanizması olarak ifade ettiğimiz şeyler var. Yani şunları öğrenelim. Şu yan şekilden bakalım isterseniz. Burada lavlar çıkarken tabakalar arasına şu şekilde yatay dağılırsa ona sil diyoruz. Bu dikey çıkış alanı dike, aşağıdaki hazne batolit olarak ifade edilir. Mağma. Şu şekilde kubbemsi, aşağı doğru kubbemsi veya çöküntü alanı oluşturmuş bakın. Bunlar nedir? Veya şu şekilde ifade edelim. Lakolit dediğimiz şekiller. Yani şöyle kubbemsi bir birikme meydana geliyor bakın. Bu tabakalar arasına bu lakolit olarak ifade ediliyor. Volkan konisi de şu koni çıktığı yerdir arkadaşlar. Evet, size derinlik volkanizması sorulduğunda ne diyeceğiz? Derinlik volkanizmaları sil. Yani şu yatay dağılış gösteren. Sonra ne varmış? Dike varmış. Dike hangisiymiş? Yatay dağılış, pardon, dikey şu çıktığı yer, dikey dağılışın olduğu yer. Baca çıktığı yer, yukarı doğru yeryüzüne. Sonra lakolit varmış. Lakolit. Bu da kubbemsi şeklinde tabakalar arasındaki birikme alanına diyoruz. Alttaki büyük haznelere de batolit ismini veriyoruz. Batolit. Bunlar derinlik volkanizmaları, bunlar oluyor, tamam mı arkadaşlar? Yüzey volkanizması dersek onlar da lavdır. Yani dışarı çıkan şeyler, yani nedir işte küldür, tozdur, tüftür, bunlar lapilli, bunlar da dışarı çıkan malzemeler. Yüzey volkanizması olarak ifade edilir. Evet, burada bunları bilelim. Yani şurada karşımıza çıkıyor zaman zaman. Bunları şu şekil çok güzel okul kitabımızdan var zaten. Burada ne yapabiliriz? Bunları şekilsel olarak da hafızamızda tutmamız gerekiyor. Evet, volkanizma bu şekilde. Oluşum böyle. Yani bu aynı zamanda çevresinde şöyle verimli topraklar oluşturuyor arkadaşlar. Yani volkanik faaliyet sonrasında etrafına dağılan malzeme mineralce zengin olduğu için verimli topraklarda oluşturuyor. Peki dünyadaki aktif volkanik alanlara baktığımızda arkadaşlar, bunda özellikle sınava girecek arkadaşların iyi bilmesi gerekiyor.
Şöyle baktığımızda arkadaşlar, Pasifik Okyanusu çevresi yani Amerika kıtasının batı kısmı, Atlas Okyanusu orta kısmı, Alp Himalaya Kıvrım Kuşağı ve şu bakın Pasifik çevresi, burası Pasifik Ateş Çemberidir. Dolayısıyla dünyadaki en yoğun volkanik faaliyetlerin ve depremlerin yaşandığı yer, bakın burası çok önemli. Japonya, Malezya, Endonezya, Filipin Adaları, Yeni Zelanda, buralar arkadaşlar çok önemli. Ve Alaska, Kayalık Dağı, Ararat Dağları, bu bölge dünyadaki nedir? Önemli volkanik sahalardır. Ve Atlas Okyanusu'nun orta kısmı, Afrika kıtasının doğu kısmı, buralar. Mesela İtalya'da faal volkan var. Norveç'te, pardon, Japonya'da faal volkan var. Endonezya, Malezya'da var. Filipinler'de var. Bunlar faal, günümüzde patlayan volkanik dağların olduğu yerler arkadaşlar. Bunu bu şekilde bileceğiz. Pasifik Okyanusu çevresi, dünyayı yuvarlak düşündüğünüzde dünyadaki en fazla volkanik faaliyet olan yerler. Ve okyanus tabanında da bakın yine faaliyet devam ediyor. Yine aynı şekilde buralarda okyanus tabanında da volkanik faaliyet var. Evet, dördüncüsüne bakalım iç kuvvetlerin. Depreme bakalım. Depremde arkadaşlar yer kabuğunda kırılmalar sonucunda meydana gelen ani sarsıntıların yeryüzünde hissedilmesidir. Depremi üç şekilde ifade ederiz. Volkanik deprem, az önce bahsettiğimiz volkanik patlamalar sırasında olan çökme depremi, mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan, bunlar bulunduğu alanı etkiler. Ama tektonik deprem fay hatlarında, levha sınırlarında olan ve kilometrelerce mesafede etkili olan, günümüzde gördüğümüz o etkisini çok fazla hissettiğimiz, Türkiye'de de sürekli olan depremler tektonik depremlerdir. Kırılma fay hatlarında. Tamam. Evet. Tektonik deprem levha hareketleri sonucunda sıkışan katmanlarda belirli bir enerji birikir. Bu enerji yer kabuğundaki kırılmalar sonucu açığa çıkar. Açığa çıkan enerji dalgaları şeklinde yeryüzüne ulaşır. Bu tür depremlere ne diyoruz? Tektonik deprem. Bakın. Şurası kırılan yer, diğerin altı fay hattı. Kırıldıktan sonra hani göle bir taş atarsınız da dalga dalga olur ya, onun gibi etrafa ne yapıyor? Dağılıyor, dağılıyor. Bakın, kilometrelerce mesafeyi sarsıntıya maruz bırakıyor ve böylece deprem, tektonik deprem oluşuyor. Bu asıl kırılan yer iç merkez, hipocenter. Hani merkez üssü diyorlar ya. Merkez üssü de dış merkez oluyor şurası. Yani kırılan merkez üssü demek oranın altı kırılmış. Mesela merkez üssü Elazığ olan deprem, Elazığ'ın altında olmuş. Merkez üssü Gölcük olan deprem, Gölcük'ün altında kırılma olmuş. Mesela bu şekilde değerlendiriyorsunuz. İç merkez, dış merkez ve bu şekilde dağılım gösteriyor. Kilometrelerce mesafede depremi ne yapabiliyoruz? Yaşayabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu tektonik deprem. Evet, iç merkez, hipocenter, dış merkez de epicenter diye de ifade edilir. Merkez üssü de kırılan yerin hemen üstü oluyor arkadaşlar. Kırık yerin. Dikkat ediyoruz. Fay hatları dünyada baktığımız zaman da şu şekilde. Az önceki volkanik faaliyetlerle benzer. Deprem alanlarına baktığımız zaman dünyada yine Pasifik Okyanusu çevresi. Bakın şöyle çok detaylı gösterilmiş bu şekilde. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Mesela şu Atlas Okyanusu ortası. H harfi oluşuyor. Bakın şöyle dünyada pratik sınava girecekler için şu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani iki tane H harfi olarak düşünün. Şöyle. Bunlar dünyadaki deprem, en önemli deprem olanları. Üç kuşak varmış. Birisi Pasifik deprem kuşağı. Yani şu bir, şu alanlar. İkincisi Akdeniz Alp Himalaya, yani şu kısım genç kıvrım alanı. Üçüncüsü ise Atlantik deprem kuşağı. Atlantik sırtında şurada meydana geliyor. Dünyadaki en fazla deprem olan yerler. Olmayan yerler haritalarda bazen size sorulur arkadaşlar. Dolayısıyla ona da dikkat edin. Mesela şu kısım sorularda çok kullanılır. Buralar çok kullanılır. Buralar çok kullanılır. Deprem açısından buralar çok kullanılır. Olmayan, az olan yerler diye sorularda dikkat ediyoruz. Evet, 4 iç kuvvet böyle arkadaşlar. Yani ne anlattık? Ebrojeniz, orojeniz ve volkanizma depremi anlattık. Pratik olarak bilmeniz gereken şeyler ifade ettik. Yani özetle bu şekilde. Umarım faydalı olur. İyi dersler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.
paylaşabilirsiniz bu videolarımızı, bize katkı sağlamış olursunuz. Kolay gelsin.